Hardware Plus'tan herkese selamlar. CES turumuz devam ediyor. Las Vegas'tan herkese sevgiler. Hemen şurada TOG standı bulunuyor. Yine meraklı gözler gelip beğenenler, aracı inceleyenler çok fazla var ama bir de dünyanın en büyük otomobil gruplarından biri. Karşıda da gördüğünüz gibi Stellantis var. Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, DS, Fiat, Ram, Peugeot, Vauxhall yani Opel, Maserati, Lancia ve Jeep'in olduğu da bir stand var ve bu standların yan yana olması da tabii ki ayrı güzel. Biz kendi aracımızı tanıtırken burada da farklı farklı araçlar var. İlk olarak şurayı göstermek lazım. Chrysler'ın Airflow isimli yeni nesil elektrikli ve yenilikçi bir aracı var. Baktığımızda Chrysler'ın logosunu böyle farklı işlemişler ve bana sanki Batmobile'miş ya da Batman'in o logosu, kanatlı yarasa logosuna benzetiyorum. Önü tabii ki kapalı. Altta bir LED aydınlatma var. Full LED bir aydınlatmayla devam ediyor. Ve oldukça büyük ve geniş de bir lastiği ve jant ebatı var. Burada Pizera kullanmışlar. Ama boyutun 255'lik bir şey olduğunu gördüm. Şuradan, çünkü şeye çıkmamıza, platforma çıkmamıza izin vermiyorlar ama şuradan yakınlaştığımda iç ekranını da görebilirsiniz. Önünde bir ekran var. Hatta şöyle biraz uzatıp sizlere gösterdiğimde ortada ve yolcu içinde ayrı bir ekran ayarlanmış bu araç için. Kapı kolları Tesla gibi dokununca çıkıyor ve açıyorsunuz. Arkadaki stopları da oldukça güzel görünüyor ve Airflow'u da içine eklemişler. Alt tarafa baktığınızda tabii ki bir egzoz çıkışı yok çünkü araç elektrikli. Burada galiba bagajı da elleme izin vermiyorlar ama Fiat'ın bu 500'lerinin de burada elektriklisi var. Bir tanesi Product Red. Product Red'i biliyorsunuz. Özellikle Apple kullanıyor. Yani daha çok HIV dediğimiz HIV virüsünü destekleyen, yani onları engellemek için desteklenen araçlardan biri. Burada da Product Red Edition'ı var ki buraya da işlenmiş. Arka tarafta şöyle yukarıdan daha rahat gösteririm. Tabii ki dar bir alan var. Benim gibi öküz bile oraya sığamaz ama burada baktığımızda 500'ün zaten Mini'ye benzediğini biliyoruz ama çok da şık ve güzel görünen bir araç. Şöyle üstten içini gösterdiğimde yine yanda bir ekranımız. Önümüzde dijital bir ekran olduğunu görüyoruz. Direksiyon oldukça güzel. Önde de bir şarj girişi, daha doğrusu kablosuz şarj ünitesi olması lazım. O taraftaki yer key ile şey oraya koymayın demişler. Altta park geri boşta ve ileri şey biz park frenimizde elde şurada yer alıyor. Gerçekten küçük güzel bir araç. Tabii ki bu kabrio versiyonu. Gayet şık ve güzel duruyor. Burada da normal versiyonu mevcut. Jantlar tabii ki oldukça küçük ki araca benim yanımda baktığımızda benim omzuma falan geliyor. Yani benim buna sığmam birazcık zor olur. 503+1 diye geçiyormuş. 3+1 evler pahalı. Bunun da fiyatı bence yakın olabilir. Bu arada yine turkuaz renkli detayların olduğunu gördüğümüz için şöyle aşağıya da bakalım. Tabii ki 500'ün de %100 elektrikli bir aracından bahsediyoruz. Buradan direkt QR kodu şey yapıp detayları öğrenebiliyormuşsunuz. La Prime 500 diye burada yazılmış. Buradan içini aslında birazcık daha rahat bir şekilde görebiliriz. Gerçi yansıyor. Yani açmamıza izin verirler mi ondan emin olmadığım için ellemiyorum ama burada da kendi şarj ünitesi var. Şurada direkt AC ve DC şarjları buradan yapabiliyorsunuz. Şuraya da detay işlemişler. Gerçekten güzel olmuş. Bence bir açıp baktığımızda gerçekten şık da bir görünüm var. Minik, hoş, tatlı bir araba. Özellikle far tasarımları da oldukça güzel duruyor. Altta gündüz aydınlatmaları. Buradan hafif bir hava boşluğu. Şuraya geçelim. Bunu zaten Türkiye'de de artık satışa çıktı. Citroen'in Amis'i. O da tabii ki Stellantis bünyesinde olduğu için bunun incelemelerini falan filan zaten gördünüz. Hani ben bunu kullanmayı isterdim ama şu an boyutlarını gördüğümde gerçekten benim için garip bir araç olur. Arkadan baktığınızdaki haliyle, şimdi tekrar önüne geçiyorum. Önden baktığınız hali neredeyse
birebir. Önümde tabii ki boşluk olduğu için bol bol boşluğu var. Bir telefon tutucumuz var. Bu telefon tutucudan direkt rahatlıkla telefonunuzu yerleştirip navigasyon vesaire için kullanabiliyorsunuz. Ön koltuk hiçbir şekilde hareket etmiyor. Arka koltuk da biraz geride. Gerçi daha doğrusu ön koltuk biraz hareket edebiliyor. Arka koltuk en geride hareket edemiyor. Bunların tabii ki taşınabilir vesaire versiyonları da var taşımak için. Burada da bir adet Magneto ismini alan yine elektrikli bir Jeep. Şöyle göstereyim, yine mavi detayları görüyorsunuz. 4x E demişler bu sefer. Çünkü tamamen elektrikli. Yani Jeep'in de burada görüyorsunuz. İşte araziye girmek için vitesi, klasik vitesimiz var. Camlar, 12 volt girişi. Burada önü ve arkayı diferansiyel kilitleri, el frenimiz tabii ki. Ve burada analog göstergeler var ama ortada bir dijital bırakılmış. Tamamen dijital olsaydı belki daha güzel olabilirdi ama sonuçta bu Jeep'in bu tarz modellerini kullananlar, off-road severler o manuelliği de seviyor ve burada da oldukça geniş bir alanımız var. Şurada zaten havalandırma menfezleri rahatlıkla görünüyor. Buradan direkt tutup Wrangler'ın artık Magneto versiyonunu Wrangler'da görebiliyoruz. Burada da tabii ki yine Stellantis ailesinden gördüğünüz gibi Wagoneer var, 8 kişilik. Burada Grand Wagoneer var, daha büyüğü. Bu da direkt klasik Wagoneer olması lazım. Ama Wagoneer'a baktığımızda gelin. Şöyle zaten bu devasa bir şey işte. Bu benden de uzun. Yani haliyle. Şöyle kapısı açık mı? Evet. Şöyle içine baktığımızda gerçekten güzel bir malzemeyle, hani şurası yumuşak. Ortada oldukça geniş bir orta konsol var. Ve buradan ekranı, önündeki ekranınızı, buradan vitesleri, her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Bakın burada Rock, Sand, Mud, Snow, Auto ve Sport var. Yani spor, otomatik modu. Aynı zamanda işte dağlık araziye çıktığınızda, toprağa girdiğinizde görebiliyorsunuz. Şimdi arka tarafı açtığımda burada bir iki kişilik daha alan var. Şaft tüneli tabii ki devam ediyor ama ortaya bir şey koyulmamış. Böyle yatırabiliyorsunuz. Bardaklığımız ve burada ekstradan yine elektrikli klima havalandırma kontrolümüz var. Arkada da 3 kişilik daha yer var. 3, 4, 5, 6, 7 bunu 8 kişiye kadar çıkartabiliyorsunuz. Bakın burada bagaj açık. Bagaja baktığımızda tabii ki ilk başta çok fazla yerimiz kalmıyor. Ama bu arkadaşı da yatırdığınızda burası komple geniş bir alan oluyor tabii ki. Buradan da zaten yatırma işlemlerini ayarlayabiliyorsunuz. Bir 12 voltlukta arkada çıkışımız var. Tabii ki bu tarz modeller Türkiye'ye gelir mi bilmiyorum ama Grand Wagoneer'a geldiğimizde bu arkadaş tabii ki adı üzerinde Grand versiyonu olduğu için oldukça geniş, biraz daha yüksek bir alan bizlere sağlıyor. Bu sefer önde de bir ekranımız var. Ortada, yanda. Yine buradaki geniş bir alan bizleri karşılıyor. Ve şöyle kapatalım. Arkaya baktığımızda şimdi Grand Wagoneer'da burada aynı ön taraftaki lüks burada da verilmiş. Arkalarda birer ekran ki Fire TV, yani Amazon Fire TV'yi burada kullanabiliyorsunuz. Burada yine klima kontrollerimiz var. Nasıl geleceğini ayarlamak. Kol dayamamız. Aşağıda ekstradan boşluk, şarj çıkışları, bardaklıklar. Önde yine ekstradan klima kontrolü var ama oradan dokunmanıza gerek yok. Ekrandan dokunuyorsunuz. Arkada da yine 3 kişilik bir alanımız mevcut. Yani Grand Wagoneer, Wagoneer'ın çok daha iyi bir versiyonu ve Amerika'da bu tarz ürünler fazlasıyla seviliyor. Ki yani şunu sürmek tır sürmekle bir olmalı bence düşündüğümde gerçekten büyük ama Amerika'nın yollarında falan çok büyük de bir sıkıntı olmaz. Burada da Grand Cherokee var, en azından Türkiye'de de bildiğimiz ama bunun iyi versiyonu. Yine 4x E'yi görüyorsunuz çünkü %100 elektrikli. Şöyle baktığımızda yine mavi detaylar bizleri karşılıyor. Önden baktık mı o Jeep'in karşısından baktığınızda klasik görüntüsü bizleri karşılıyor. Burada yine bir şarj ünitesi örneği verilmiş. Buradan şöyle basıp tabii ki alabilir miyim acaba? Çok da zorlamayayım. Şimdi çıkartıp tabii ki takabiliyorsunuz. Şu anda biri deniyor ama şöyle içini de görebilirsiniz. Zaten Jeep ailesinin benzer tasarım olmuş ama önde komple dijital ekran. Şu an dokunduğu ara karıştırdığı yerler var. Sağ taraf var. Şöyle arkada
Yine oldukça geniş bir alanımız ve yine iki tane ekranımız var. Tabii ki elektrik gücünden. Peki bu araçların altı nasıl oluyor? Ne altı pil dolu falan filan diyoruz. Burada da bir örnek var. Şimdi baktığımızda şu bölgede piller yer alıyor. Aktarma organıyla buradaki komple motor kendini oradan besleyerek kullanılabiliyor. 2.0'lık bir motor var. Niye bu kadar küçük bir alan var diyorsanız, bu tabii ki zaten gördüğünüz gibi elektrikli motor değil, direkt hibrit olarak ayarlanmış. Ve işte şanzımanı vesairesi buradaki bütün birleşimlerle motorun detaylarını görebiliyorsunuz. Gerektiğinde buradaki, bu sadece depo değildir diye tahmin ediyorum. Elektrikli motorda, çünkü o turuncu kablolar her zaman elektrikli motorun aktarma organları oluyor. Burada da bir, işte arkada elektrikli motorumuz var. Burada sanırım akü bölümü var. Ve hem klasik depo hem elektrikle beraber kendini götürebilen bir araç. Burada da Wrangler'ın Ultimate Rubicon. İşte bu. Tam offroadçıların sevdiği araç, ama yine 4x'yi falan gördüğümüzde bu da Rubicon'un tabii ki elektrikli versiyonu. Şurada LED aydınlatmalarımız, önde büyükçe bir aydınlatma, aşağıda farlarımız var. Ve gelin şu Rubicon'a da bakın. Hala da o kütüklük var yani. Rubicon'un olayı birazcık bu kütüklük. Bunu da burada sağlamışlar. Ortada dijital ekran, sağda yarı dijital analog sayılabilecek bir ekranımız yer alıyor. Yine burada yüksek alçak konumları, diferansiyel kilitleri, bütün ayarlamalar. Ama gördüğünüz gibi artık otomatik de kullanabiliyorsunuz. Buradan medya bağlantıları için 12 volt DC'miz gibi alanlar var. Birazcık kapalı kutu gibi ama Rubicon zaten hep öyleydi. Bir de arka alanına bakalım. Burada da gördüğünüz gibi rahat olabilecek, çok sallanabileceğiniz. Şurada yukarıda hoparlörler koyulmuş. Yani offroad'da evet, böyle güzel bir rock metal şarkısıyla sallanmak, hareket etmek güzel olabilir. Şurası fuel diyor. Şunu açabiliyor muyum? Yok, açamadım. Buradan normal benzin girişi, galiba hibrit olabilir ya da fuel diye koyup direkt elektrik için şey olabilir. Şöyle etrafına bakalım. Herhangi bir elektrik girişi var mı? O fuel yazdığının dışında. Orada belki de bir espri yapmış olabilirler fuel diyerek. Şöyle. Şurada da Trail Rated 4x4 diye. Evet. Bu arada hibritmiş. Elektrik girişimiz burada. AC giriş var. Yani plug-in hibrit denebilir buna. Burada da %100 elektrikli değil. Buradan da klasik benzinimizi koyabiliyoruz. Şu tanıtım kısmını geçmeden şöyle bakıyorum. Şurada bir arkadaş var. Bu da galiba böyle bu toplar üzerinde hareket edebilen, üstüne çıktığında bir hoverboard etkisi yaratan bir şey olmalı. Komple burada aslında bununla dolaşmak isterdim. Çok fazla yürümeden. En önemlisini unuttum. Özellikle benim gibi Formula 1'i, Formula 2'yi ya da single seater dediğimiz tek kişilik araçları seven varsa, özellikle yarışlar için, Formula 2'yi de duymuşsunuzdur. Elektrikli Formula 1 denebilir. %100 elektrikli Formula 1 ve burada da DS otomobilin Formula 2 aracı yer alıyor. Şöyle yakından baktığınızda burada Formula 2 logosu, DS de gerçekten, yani zaten hepsi birbirine benziyor tabii ki genel olduğu gibi, ama gördüğünüz gibi tamamen sürtünmeyi azaltmak için ayarlanmış bir bölümler var. Yanda tabii ki tekerleklerimiz artık birazcık bu tarz büyük inçleri F1'de de göreceğiz biliyorsunuz. Zaten Formula 2 Team çitalar bu şekilde gösterilmiş. Şimdi ben şöyle birazcık size şu yakınlaştırmayı yapıp içini göstermeye çalışayım. Tek kişilik araçlarda, yarışlarda kullanılan, şöyle yapmam daha rahat olur. Öndeki zaten direksiyon falan tabii ki hepsi Formula 1'e benziyor. Çünkü hepsinin aynı düzeni var. Ama tabii ki bunların vii diye bir ses çıkardığını görebilirsiniz. YouTube'daki Formula 2 özetlerine falan bakarsanız görürsünüz. Biraz da böyle tamamıyla düz bir şekilde gider. Formula 2 araçlarından da bir örnek burada görmüş olduk. Gerçekten de şık ve güzel. Aynı zamanda hızlılar. Ama Formula 2 yarışlarında araçlar değiştiriliyor belli bir süre sonra. Çünkü şu anda batarya o kadar güçlü ve hızlı gitmeye yetmeyebiliyor. O da aklınızda olsun
formülayı da takip etmenizi öneririm diyerek Stellantis'ten çıkış yapıyorum. Burada sevgili Togo'muzun yanında Stellantis'in de kendi ürünlerini, kendi araçlarını görmüş olduk. CES'teki turumuz devam ediyor. Ekstradan sormak istediğiniz, eklemek istediğiniz şeyler varsa yorumlar bölümünde yazmayı unutmayın. Başka bir Arda Bir Plus videosunda, başka bir turumuzda, başka bir deneyimimizde ve CES'te görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.